Arkadaşlar, şimdi silüet üzerinden teknik çizim elde etme aşamalarıyla sizinle hazırlayacağız. Şöyle burada hazır silüetlerim var. Şu şekilde kağıdımı üzerine koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi ön ve arka duruş. Kağıdımı A4'ü aynen üzerine koyuyorum. Arkadaşlar, teknik çizim kıyafetin vücuda giyilmemiş halidir. O yüzden biz de şimdi teknik çizimimizi yaparken bacakları ve vücut hatlarını çizmeyeceğiz. Sadece eteğin masa üzerinde duruş halini gösterecek şekliyle çizeceğiz. O yüzden ben sadece silüetin dış ölçülerini baz alıyorum. Bacakları, ayakları ya da ayakkabıları herhangi bir aksesuarını çizmeyeceğim. İlk olarak çizimime temel etek olduğu için kemerle başlıyorum. Bu normal temel etek biliyorsunuz bel ölçüsü tam bel hattında olduğundan dolayı şu şekilde hafif kavisli çizgimi çiziyorum. Daha sonra arkadaşlar şöyle ufak düzeltmelerini yapacağım. Arkadaşlar, artistik çizimini yaptığımızdaki gibi bedene çizerken 1-2 milim hafif dışarıdan olacak şekliyle çiziyoruz. Bu da vücuda oturduğunu belli etmek maksadıyla. Alttaki silüetim gözükmüyor olabilir. O yüzden siz çiziminizi yaparken benim söylediklerimi baz alarak aşamalarını yaparsanız daha sağlıklı bir çizim elde ederiz. Şuradaki fazlalıklarımı siliyorum. Hafif yerleri silerken hamur silgi kullanmanız diğer daha düzgün olan çizimlerinizi korumanızı sağlar. Aksi takdirde kalın bir silgiyle silerseniz hepsi silinebilir. O yüzden şöyle ufak yerleri şu şekilde arkadaşlar temel eteğimi bedene 1 milim, 2 milim bile çok gelebilir. 1 milim dışarıdan olacak şekliyle alttaki bas silüetimden yararlanarak çiziyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da çiziyorum. Arkadaşlar, temel eteğimizin boyu 50 santim. 50 santim de yaklaşık diz kapaklarının hemen üzerine denk geliyor. O yüzden boyunu o şekilde olacak gibi alıyorum. Şu şekilde. Daha önceki çizimlerimizden de hatırlayacaksınız. Etek ucunu çizerken ön orta düz olacak şekliyle yanlarda da hafif yukarıya doğru kavisleri yaparak çiziminizi yaparsanız daha net olur. Aynı bu tekniği zaten kalıbınızda da yapıyorsunuz. Yanlardan modeline göre yarımşar santim yukarı çizip çıkıp çiziyorsunuz. Yanları çizerken arkadaşlar daha net düzgün olması için cetvel yardımıyla çiziyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi herhangi bir vücudunun uzuvlarını çizmiyorum. Şu şekilde arka görüntüsünü de elde etmek için elimle şöyle tamamlıyorum kemeri. Arkadaşlar, bu arka görüntüsü olduğu için burayı kaleminizle koyultabilirsiniz. Bu daha hacimsellik kazandırır çiziminize. Şu şekilde. Orası eteğin iç kısmını gösteriyor yani. Bunu demek istiyoruz. Şu şekilde.
Çizgilerimi biraz daha netleştiriyorum. Teknik çizim olacağı için arkadaşlar çok düz, net bir şekilde çizgilerinizi almanız gerekiyor. Aksi takdirde teknik çizim pek hoş gözükmez. Çünkü bunu modelistler, model makinacıları, onların anlayabileceği dilden çiziyoruz ki modelimiz ne sağlıklı bir şekilde ortaya çıksın, kolay kalıbı çıkıp kolay dikilebilsin. Teknik çizimin amacı budur. Tamamen birebir ölçülere uyularak çizilir. Arkadaşlar şimdi etek ucunu da şu kavislerinin fazlalığını siliyorum. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi silüet üzerinden çizdim. Fakat herhangi bir silüetin bacaklarını ya da bel hattını işaretlemedim, çizmedim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde çok hafif bir çizgi çizmek istiyorum. Daha sonradan bunu sileceğim. Gördüğünüz gibi eteğimizi ikiye böldüm. İkiye böldükten sonra da penseli çizmek için bu bana yardımcı olacak. Bu ilk başlarda sadece gözünüz alışsın diye çizmenizi tavsiye ederim. Daha sonradan zaten göz alışkanlığı elde ettikten sonra bunu siz otomatikman elinizle çizeceksiniz. Şu şekilde eteği ikiye böldüm. Ve böldüğüm 1/2'lik kısmı da 3'e göz kararı 1/3'ü alıyorum. Şöyle biraz kavisli olacak şekliyle pensimi arkadaşlar, ön pens temel etekte genellikle 8 santimdir. 8 santimi bize anlatacak şekliyle çiziyorum. Aynı işlemi karşıya da yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aldığım hayali çizgiyi siliyorum. Şekilde çizgilerimi netleştireyim. Bazı yerlerden silindi. Etek ucunu da netleştiriyorum. Ve temel etek çizimimin ön teknik çizimini yapmış oldum. Şimdi arkaya geçiyorum. Arka çizimi yapacağım. Arkada da yine aynı önde yapmış olduğunuz gibi ilk olarak bel hattını çiziyorum. Pardon. Arkadaşlar arkada önde içe kavis aldım. Arkayı çizerken de dışa doğru bir kavis alacağım. Yani biraz daha burada çok fazla belli olmuyor olabilir. Ben şuraya hafif çiziyorum. Önün kavisini alırken bu şekilde, arkanın kavisini, bel kavisini alırken de şu şekilde. Tabii bunlar benim abartılı çizdiklerim arkadaşlar. Sadece net bir şekilde görmeniz açısından. Şöyle ön, buraya da arka yazıyorum. Bunlar sadece ufak bir dipnot. Şimdi arkayı çiziyorum. Bel hattını kemeri oluşturmak için. Şu şekilde kemeri oluşturuyorum. Üst kısmını. Yine arkadaşlar etek ucunu çizerken aynı önde olduğu gibi şöyle bir yay çiziyorum. Şu şekilde. Bunu gördüğünüz gibi kaba taslak çiziyorum. Daha sonradan çünkü regüle ediyorum. Eğer yanlış bir hatalı çizdiysem de siliyorum. Şu şekilde. Daha önceki çizdiğim biraz fazla kavisiydi. Şimdi daha düz olacak şekliyle çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi
Eteğin yanlarını oluşturalım. Arkadaşlar, silüet üzerinden teknik çizme elde etme size zaman açısından bayağı pratiklik kazandıracaktır. Şu şekilde şu etek ucunda birazcık düzeltme yapayım. Galiba daha iyi. Şöyle eski çizgiyi siliyorum. Hatalı olanı. Aynen önde olduğu gibi yanları daha düz, daha net gözükmesi açısından şu şekilde cetvel yardımıyla çizeceğim. Arkadaşlar, etek ucunu bu şekilde kavisli çizmemizin sebebi, biliyorsunuz insan vücudu silindirik bir yapıdadır. Yani üç boyutlu olarak girintileri, çıkıntıları vardır. Ondan dolayı etek ucunu dümdüz cetvelle çizersek bu havayı alamayız. Bu etkiyi çizimimize yansıtamayız. O yüzden etek ucunu hafif kavisli, bel hattını hafif dışarı kavisli. Bunları çizmemizin amacı bu. Arkadaşlar, şimdi arka ortada fermuar çalışması olduğu için arka orta dikişini çiziyorum. Bunu çizerken de daha düzgün olması için yanlarda olduğu gibi cetvel yardımıyla çizgimi alacağım. Şu şekilde tam eteği ikiye bölecek gibi çizgimi aldım. Arkadaşlar, biliyorsunuz arkada artistik çizimini de yapmıştık. Yırtmaç çalışmamız var. Yırtmaç çalışmasını yaparken de üst üste binme payını göstermek için çok hafif 1-2 milim çizgimi alttan olacak şekilde çiziyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu detayı yapmamın sebebi üst üste binme payını gösterme açısından. Şuraya da arkadaşlar yine cetvel sayesinde gizli yırtmacımın dikişlerini belli ediyorum. Ve bu şekilde burada bir gizli yırtmaç olduğunu modeliste ve model makineciye anlatmış oluyorum. Yine aynı şekilde arka ortada düğme çalışmamız var. Düğme çalışmasını çizerken de yine etek ucundaki yırtmaçta olduğu gibi katlama payını, üst üste binme payını göstermesi açısından çok minik bu şekilde üst üste binmeyi gösteriyorum. Ve şimdi düğmemi çiziyorum. İlik yerlerini de belli ediyorum. Ve arkadaşlar, arkaya cetvelim yardımıyla yaklaşık 3 milim kadar olabilir. Pardon, 2 milim de olabilir. Şöyle fermuarımı dikişlerini belli edeceğim. Bunu cetvel yardımıyla yapıyorum ki daha net, daha düzgün bir çizim ortaya çıksın. Arkadaşlar, ön ortada pensiyerlerimizi çizerken önü 1/2'sini almıştık ve bu yarım ölçüyü de 1/3'e bölmüştük. Arka pensilerde ise tamamen 1/2'sini alıp ve öndeki gibi kavisli değil, biraz daha düz olacak şekliyle ve biraz daha uzun arka pensleri çiziyoruz. Şurada gördüğünüz gibi aynı şekliyle diğer kısmı da yapıyorum. Şu şekilde belli etmeniz yeterli olacaktır. Şuradaki arkadaşlar notları da ben siliyorum. Daha temiz bir görüntü olsun.
Sivrilerimi biraz daha netleştiriyorum. Ve teknik çizimin son halini almış oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Silüet yardımıyla teknik çizimi yaptım. Fakat silüetin herhangi bir yerini çizmedim. Sadece dış hatlarından yararlandım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde notlarınızı alabilirsiniz. Teknik çizimin üzerine. Etek boyu ölçünüzü belli edebilirsiniz. Etek boyu. ...50 santim. Etek ucu arkadaşlar şu şekilde. ...100 santim. Şu şekilde basenden bir ok çıkartarak basen ölçüsünü belli edebilirsiniz. Basen 94 santim. Ve aynı işlemi önde de gerçekleştirebilirsiniz. Kemer yüksekliği 3 santim. Arkadaşlar ön pens şu şekilde belli edeyim. Ön pens 8 santim. Şuraya da arka pensi yazalım. Arka penste 11 santim olacak şekilde modelistinize ipuçları vermesi açısından bunları çizmeniz faydalı olur. Şimdi açıklamaları yazıyorum. İlk olarak etek kalıbında bel ölçüsü 1 bölü 2 olarak çalışılır. 1 bölü 2 üzerinden 1 bölü 3'ü alınarak ön ortada pens çalışmasını yaptığımız zamanki çalışmadan bahsediyoruz. 1 bölü 3'ü alınarak ön pens çalışması yapılır. Daha sonra arkadaşlar ikinci notumu yazıyorum. Ön etekte pens boyu pens boyu 8 santim ve yan dikişe daha yakın olacak şekilde çalışılır. Arka etek kalıbındayız arkadaşlar. Belin 1 bölü 2'si 2'si alınarak bel ortasından 5 çalışması yapılır. Arka etekte pens boyu 11 santimdir. Teknik çizimimizin altına bu şekilde açıklamaları yazarsanız
hem görsel hem yazılı olacak şekliyle yaptığımızdan dolayı çalışmanızda herhangi bir hata olma oranını en aza indirmiş olursunuz. Bu şekilde silüet üzerinden teknik çizim elde etme çalışmamızı sonlandırmış oluyoruz. Arkadaşlar şimdi de temel etek çiziminin dikim modelinin dikim talimatlarını sizlerle hazırlayacağız. Dikim talimatları da model makinacının hangi aşamalarla modeli yapacağını bize ön bilgi vermek amacıyla hazırlanır. Ben şu şekilde modelin üzerine numaralar veriyorum. Pens, ön pense 1 yazıyorum. Arka orta dikişine şu şekilde kalemimle işaretleyerek 2 yazıyorum. Arka fermuar çalışması şu şekilde 3 diyorum ona da. Yırtmaç çalışması 4 numaralı işlem. Daha sonra yanların birleştirilmesi şu şekilde 5. Daha sonra kemer çalışması 6 diyoruz. Ve son olarak en son işlem etek ucu temizlenmesi 7. Şu şekilde dikiş talimatlarımı yazmaya başlıyorum. İlk olarak başlığımı yazıyorum. Model 0812'nin dikim talimatları. İlk madde 1. Ön artı arka beden pensleri dikilecek. Ön pens boyu 8 santim. Arka pens boyu 11 santim. Bunu yazıyorum. Daha sonra 2 numaralı aşama. Arka etekteki iki parçanın orta kısmı ayrı ayrı overlock çekilecek. Ve birleştirilecek. Üç. Fermuar çalışması yapılarak arka orta birleştirilecek. Dört. Yırtmaç çalışması yapılacak. Hemen altına yırtmaç boyumuzu yazıyoruz. Yırtmaç boyu arkadaşlar 12 santim. Daha sonra 5 numaralı maddeye geçiyorum. Yan parçalara
yan parçalara overlock çekilerek birleştirilecek. Altı kemer bedeni tersinden takılarak yüzünden çima ile kapatılacak. Kemer yüksekliği arkadaşlar 3 santim olacak. Yedinci maddeyi yazıyorum. En son etek ucu ile ilgili maddemiz. Etek ucu 2 santimden içe katlanarak el teli yapılacak. Arkadaşlar, bu şekilde dikiş talimatlarımızı aşamalarıyla yazdık. Model makinacının hangi yolu izleyerek modeli tamamlayacağını, dikeceğini ona anlatmış olduk ve çalışmamızı sonlandırdık. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim, hoşça kalın.